İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal Fırat ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Kenan Hocamızı konuk ettik. Halk Eğitim Merkezi çalışmalarına değineceğiz. Halk Eğitim Merkezi'nde ne tür çalışmalar yapılıyor? Hangi kurslar açılıyor? Bu kurslarda kimler görev alabiliyor? Hangi öğrenciler bu kurslardan faydalanabiliyor? Bu kurslarda bitirdiğinde alınan belgeler nerelerde kullanılıyor? Yazın hangi kurslar açılacak gibi geniş bir konuya değineceğiz Kenan Hocam'la birlikte. Değerli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hocam basında sıkça görüyoruz sizin yaptığınız çalışmalarla, faaliyetlerle. Bu da gösteriyor ki Elazığ'da, kamuoyunda artık çalışkanlığınızla, emeğinizle tanınan, bilinen bir insansınız. Yine de tanımayan izleyicilerimiz için böyle kısaca sizi tanıyabilir miyiz hocam? Evet. Ben güzel ifadeleriniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Kenan Tabar ben. Elazığ Maden İlçesi doğumluyum. İlk orta öğrenimi Maden İlçesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı en son Fırat Üniversitesi'nde tamamladım. Değişik kademelerde, milli eğitimde, değişik illerde görev yaptım. Yaklaşık 22 yıldır yöneticilik görevini ifa ediyorum. Son 4 yıldır da Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapıyorum. Ben öncelikle yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Ben öncelikle bu güzel vatanı bize hediye eden, şu anda burada yaşamamıza vesile olan Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Ve tüm gençlerimizin de, tüm milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Evet. Hocam şimdi sizin aslında görev alanınız çok geniş. Evet. Yelpaze çok geniş. Hizmet alanında yaptığınız faaliyetler, kurslar çok geniş. Hepsine değinmeye çalışacağız. Evet. Önce ben açık öğretimle, daha doğrusu örgün ve yaygın eğitim denen iki farklı eğitim türüyle halk eğitimlerde var. Bu yaygın eğitim nedir, örgün eğitim nedir, bunların içeriğinde neler var? İzleyicilerimiz biraz anlamaları için, bilmeyenler için açabilir miyiz hocam? Tabii ki. Halk eğitim merkezleri malumunuz hayat boyu öğrenme kurumları, yaygın eğitim kurumları. Milli Eğitim Bakanlığı'na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini icra eden kurumlar. Şimdi bizim öğrenimimiz örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılıyor. Örgün eğitim hepimizin bildiği öğrenimini okulda sürdüren, belli bir kısmı zorunlu olan, işte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrenimini kapsayan veya üniversitelerde yüz yüze yapılan eğitimde örgün eğitim olarak adlandırıyoruz. Örgün eğitimin dışındaki eğitim de yaygın eğitim olarak adlandırıyoruz. Örgün eğitim kapsamında ne yapılıyor mesela bünyenizde? Şimdi yaygın öğretim kurumları örgün öğretimin yanında ve örgün öğretime destek olarak da hizmet veren kurumlardır. Bizim toplumumuzun bir kesiminde yanlış bir kanı var. Halk eğitimler sadece yetişkinlere eğitim verir diye. Bu yanlış bir kanı. Çünkü zaten yaygın eğitimin tanımında da belirtildiği üzere örgün eğitimin yanında da hizmet verilen bir alan. Mesela bizim 36-72 ay çocuk oyun odamız. İşte yine o 3-6 yaş grubu çocuk destek odası kurslarımızdan tutun. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversite öğrencilerine yönelik, onları desteklemeye yönelik kurslarımız var. Hatta bu yıl İl Milli Eğitim Müdürümüz de birkaç defa değinmişti. Bizleri o konuda da teşvik ediyor. Özellikle örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizde halk eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak hem öğrenimlerine hem sosyal etkinliklerine destek olmak amaçlı. Biz de bu anlamda zaten çok güzel işler yapıyoruz. Evet. Okullarımızda halk eğitim kurslarının açıldığı okullarda, halk eğitim kursları okullarda iki şekilde açılıyor. Bir yetişkinlere yönelik, birazdan belki değiniriz çünkü halk eğitimin kurs açtığı yerler sadece halk eğitim binaları değil. Çünkü halk eğitim binaları yetersiz kalıyor. Halk eğitime ait binalarda zaten kurslarımızı düzenliyoruz. Bunun yanında örgün eğitim kurumlarımızda, yani anaokul, ilkokul, ortaokul, liselerimizde okulun uygunluk durumuna göre, bizde tahsis ettiği alana göre orada biz mahallin ihtiyacına göre ve talebine göre kurslar düzenleyebiliyoruz.
Bir de okulun öğrencilerine eğitim saatleri dışında olmak şartıyla biz bazen akademik, bazen sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerimizi düzenliyoruz. Yani örgün eğitimle yaygın eğitimi şöyle en keskin ayrımı şudur. Genellikle bizde işte lise sonuna kadar, 12. sınıfın sonuna kadar zorunludur öğrenim. Ama yaygın eğitimde bir zorunluluk söz konusu değildir. İsteğe bağlıdır. Evet. Hani halk eğitim merkezleri hiç kimseyi biz sizi kursa alacağız veya şu eğitimi vereceğiz diye. Gönüllülük esasıdır. En belirgin ayrımı odur belki de. Hocam şimdi açık öğretim ortaokulu ve lisesi de sizin bünyenizde. Bu yaygın eğitime mi, örgün eğitime mi giriyor? Şimdi açık öğretim lisesi etkinliklerini de biz ilde düzenliyoruz. Şöyle ki açık öğretim lisesi Ankara merkezli bir okul. Bunun illerdeki, ilçelerdeki faaliyetleri halk eğitim müdürlükleri marifetiyle yapılmakta. Bizler ne yapıyoruz açık öğretim alanında? Öğrencilerimizin ilk kayıtlarını yapıyoruz. Yılda 3 defa olmak üzere kayıt yenileme işlemlerini yapıyoruz. Belge taleplerini karşılıyoruz. Diplomalarını düzenliyoruz. Diplomalarını veriyoruz. Kitap dağıtımlarını yapıyoruz. Veya açık öğretimle ilgili diğer konulardaki sorunlarını da çözüme kavuşturuyoruz. Bizim de bünyemizde 13 bine yakın açık ortaokul ve açık öğretim lisesi öğrencisi olmak üzere 13 bine yakın öğrencimiz var. Bunların tamamı aktif değil. Aktif ve pasif olmak üzere açık öğretim lisesi öğrencileri de ayrılıyor. Şöyle ki herhangi bir dönem kayıt yaptığında o dönem sona erdiğinde bir sonraki dönem aday kayıt yapmadığında pasif olarak kalıyor. Sistemden de silinmiyor. Bunun da bakanlığımız malumunuz eğitim öğretim yılı başında bazı tedbirler alarak açık öğretim lisesine geçişler sınırlandırıldı. Açık öğretim artık örgün öğretime bir alternatif değil de sadece zorunlu hallerde bir şekilde örgün öğrenime katılamayan veya belli şartları sağlayan vatandaşlarımızın devam ettiği bir okul haline geldi. Bence de doğru olan oydu, olması gereken yapıldı. Zaten kayıt sayıları da bayağı düştü. Peki hocam, bu belli şartları taşıması gerekiyor artık açık öğretime geçmesi için. Herkes geçemiyor. Evet. Sizde sayı anlamında bir veri var mı? Bu uygulama geldikten sonra geçişlerdeki durum nedir hocam? Bir de geçme şartları daha önce neydi, şimdi ne? Şimdi önceden herhangi bir kriter yoktu. Açık öğretim lisesine geçmek isteyen vatandaşlarımız, şimdi açık öğretim derken açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Açık öğretim ortaokuluna geçmenin şartları başka, lisenin başka. Bir defa örgün öğrenim çağındaki kişi açık öğretim ortaokuluna kayıt olamıyor. Örgün öğrenim çağının dışına çıkmış olması gerekiyor. Açık öğretim lisesinde de bu demin bahsettiğim eğitim öğretim yılı başındaki düzenlemeye kadar herhangi bir kriter yoktu. Evet. Dileyen vatandaşımız 18 yaşından büyükse kendisinin müracaatı, 18 yaşından küçükse velisiyle, vasisiyle müracaat etmesi halinde kaydı yapılıyordu. Ama şu anda... Peki orada ne istismar edildi de bakanlık değişik farklı bir uygulamaya gitti sizce? Öğrenciler neyi istismar etti sizce orada? Yani biz eğitimciyiz. Öğrencinin yeri örgün eğitimdir yaş grubu içinde. Ben öyle düşünüyorum. Açık öğretim dediğim gibi örgün eğitime bir alternatif olmamalı. Yani zorunlu haller dışında öğrenim süresi boyunca açık liseye gidememiş veya işte öğrenimini devam edememiş bir süre sonra imkan yaşamış kişilerin devam etmesi gereken bir kurum diye değerlendirildi diye düşünüyorum. Şu anda da 22 yaşından büyükler, evli olanlar, milli sporcular, şehit çocukları, hafızlık eğitimine devam eden çocuklarımız açık öğretime devam edebiliyorlar. Diğerleri kesinlikle geçemiyorlar. Hani şöyle bir sayısal istatistik verebilirim. Tabii pandemiden sonra da açık öğretime devam eden vatandaşlarımız online sınavlara katılıyorlardı. Yine geçtiğimiz Aralık ayından itibaren sınavlar yüz yüze yapılmaya başlandı. Bir önceki dönem, bizim 3 kayıt dönemimiz var. Bir önceki dönem 1000'e yakın diploma basıp dağıtırken yüz yüze sınava geçilmesi ve açık öğretim lisesine kayıtların bir nevi engellenmesiyle de işte 1000'den 117 diplomaya kadar düştü sayı. Evet. Peki hocam, daha çok böyle kurslarla, açılan kurslarla gündeme geliyor halk eğitim merkezleri. Hocam, bu kursların açılma şartları nedir? Hani bir kayıt dönemi mi var, yoksa müracaat eden öğrenciye göre mi, ya da bir kurs
açılıyor, duyuruya çıkılıyor, ondan sonra öğrenciler müracaat edip ondan sonra mı açılıyor? Nasıl açılıyor bu kurslar hocam? Şimdi öncelikle programa başlarken hani biz hemen her yerde halk eğitim faaliyetlerini görmekteyiz dediniz. Bu evet bizlerin de çalışmaları var. Ben buradan da tüm halk eğitim çalışanlarına, yönetici, kadrolu çalışanlarına, yine büyük bir çoğunluğumuzu teşvik eden, çok gayretli çalışan usta öğretçilerimize de teşekkür ediyorum. Hakikaten olağanüstü bir özveriyle halk eğitim faaliyetlerini daha kaliteli, daha yaygınlaştırabilir hale getirmek için canla başla çalışıyorlar. Yine tanımını yaptığım üzere biz hem yaygın eğitimde hem örgün eğitimde varız. Mesela geçtiğimiz hafta birçok kamu kurumuyla da birlikte etkinlikler yaptık. Orada da bizim etkinliklerimiz var. Yani bizim kurslarımız sadece yetişkinlere, sadece halk eğitim binalarında değil. Zaten bakanlığımızın da isteği bu, bizim de amacımız bu. Bizim kurs faaliyetlerini yaygınlaştırmak, yani sadece sayısal veriler olarak değil, kurs çeşitliliğini arttırmak, mesleki kursların sayısını arttırmak, yani vatandaşlarımızın kurslara katıldıktan sonra hayatlarını kolaylaştırıcı, becerilerini geliştirici ve mümkünse bir meslek sahibi olmalarını veya hayatlarının bundan sonraki bölümünde yeni bir çığır açacak, yeni bir nefes olacak faaliyetler icra etmeyi istiyoruz. O yönde de çokça çalışmalarımız var. Halk eğitim merkezimizin bilinirliği, beğenirliği her geçen gün artıyor. Ben buradan sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Elazığ'da o konuda şanslı, görsel ve yazılı medyada halk eğitimimizin her faaliyetinde Kanal Fırat olsun, diğer kanallarımız olsun, bize her türlü desteği sağlıyorlar. Hem faaliyetlerimizi duyurma konusunda hem de bize destekleri konusunda şanslıyız. Şimdi kurslar konusuna... Orada bir araya gireyim hocam. Şimdi her yerde kursumuz var dediniz ya. Evet. Bazen mesela bir mahallede, bir caddede, bir sokakta gezerken bakıyoruz ki bir işte bir evin penceresinde halk eğitim kursudur yazıyor. Evet. Veya herhangi bir dükkan bakıyorsun işte perde çekili veya işte camı kapalı halk eğitim kursudur yazıyor. Evet. Bu tür birçok yerde böyle halk eğitim kursu yazısını görebiliyoruz. Evet. Şimdi peki bu noktada bu açılan yerlerle alakalı bir bunlar halk eğitime ait yerler mi? Evet. Yer tahsisi nasıl yapılıyor? Bir kira bedeli var mı? Ya da bu nasıl oluyor? Çünkü birçok yerde görüyoruz bunu. Evet. Şöyle ki şimdi halk eğitim merkezi hayat boyu öğrenme kurumları yönetmeliğine göre faaliyetlerini yürüten bir kurum. Yasal mevzuatı belli. Şimdi bizim kurs açtığımız yerler belli. Bir, halk eğitim binaları. Bizim merkez binamız var Sürsürü Mahallesi'nde. Yine Olgunlar'da 5 katlı bir kurs binamız var. Yine Tuncay Küçüközer, İstasyon Caddesi'nde Tuncay Küçüközer ek hizmet binamız var. Biz bu binalarda kurslarımızı düzenliyoruz. İkinci olarak tercihimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı binalar. Tercihimiz derken yönetmelikte belirlenen sıra. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı binalar nerelerdir? Okullar. Okullardan, okulların fiziki durumuna, öğrenci kapasitesine göre bize tahsis edilen yerlerde biz kursları açıyoruz ve asıl amacımız tamamını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda açmak. Bazen mümkün olmuyor. Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşları, mesela Elazığ Belediye'mizin de bize tahsis ettiği yerlerde kurslar açıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi, Şehit İlhanlar Caddemiz'de belediyemize ait bir bina. O binanın tamamında Elazığ Halk Eğitim Merkezi kurslar düzenliyor. Yine belediyemize ait Hilalkent'te Haymana da kurslar düzenliyoruz. Ya bu binalar sizin için mi yapılmış yoksa belediye belli etkinliklerini yapıyor, boş kalan yerlerde siz mi değerlendiriyorsunuz? Yani bize kamu kurumlarını tahsis ettiği ölçüde. Hani biz ısrarcı olamıyoruz ama uygun olan yerleri neticede hepimizin amacı vatandaşlarımıza hizmettir. Evet. Bize tahsis edilen yerlerde biz kurslarımızı planlıyoruz. Onun yanında mesela Güneykent Sosyal Hane var. Sağlıklı yaşam merkezleri var belediyemizin. Orada kurslar açıyoruz. Bunun yanında geçtiğimiz hafta sergisini açtık. Mesela Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde. Orada hasta yakını ve hastane çalışanlarına yönelik kurslar açıyoruz. Orada da 16 kursumuz var. Evet. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yine Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait binalarda, bazen Kredi Yurtlar Kurumu binalarında, bazen Gençlik Merkezi'nde kurslar planlıyoruz. Bunun yanında Cumhuriyet Savcılığı ile işbirliği içinde cezaevlerinde, işte çocuk eğitim evinde kurslar düzenliyoruz. Evet. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde sevgi evlerinde, çocuk eğitim evlerinde, yine kadın konuk evinde, onun yanında Gazi Huzur Evi'nde, Beyyurdu Rehabilitasyon Merkezi'nde,
çocuk destek merkezinde kurslar planlıyoruz. Peki oradaki kursların açılış talebi sizden mi geliyor, onlardan mı geliyor veya neye yönelik kurslar düzenleniyor farklı kurumlarda? Şimdi kurumlardan kurumun ihtiyacına binen veya kurumun hizmet ettiği kesimin ihtiyacına binen talepler geliyor. Örneğin Cumhuriyet Savcılığından tutuklu ve hükümlülerin bazen meslek edindirme, bazen kişisel gelişim, bazen sağlıklı yaşamla ilgili, sporla, müzikle alakalı talepleri oluyor. Onları açıyoruz. Kurumlardan gelen talepleri de uygunsa karşılıyoruz. Bunun yanında farklı kurumların da binalarını kullanabiliyoruz. Zaten yönetmeliğin bize el verdiği ölçüde. Şey değil onun ama dışında, değil mesela cezaevinde cezaevi çalışanının mı kursu açılıyor yoksa farklı bir, mesela o usta öğreticilik belgesine o yetkiye sahip biri mi başvurup açıyor? Mesela bunu merak ediyoruz. Mesela açmak isteyen biri ne yapabilir? Şöyle ki şimdi Adalet Bakanlığı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün işbirliği protokolü var. Eğer kurs açma şartlarına haiz Adalet Bakanlığı'na bağlı personel varsa kursu onlara açıyoruz. Yoksa biz kendimiz görevlendiriyoruz orada. Şeyler belli zaten. Yani o işbirliği protokollerinde şartlar belli. Eğitici kriterleri belli. Bunun yanında sorunuza geleyim. Hani mahalle aralarında bazen özel yerler. O da yine bizim binalarımızın, kamu kurum binalarının yetersiz kaldığı durumlarda oralarda kullanabiliyoruz. Tabii yine bizim bir uygunluk denetimimiz olması gerekiyor. Çünkü kurs yer başına metrekare, havalandırma işte gibi kriterler var. Değil mi? Belli şeyler taşıması gerekiyor. Her yer müsait olmayabilir. Evet. Hani bazen uygundur diyoruz. Hani yine kriterlere göre bazen uygunluk denetiminde olumlu derken bazen de olumsuz karşılayabiliyoruz ama bizim talebimiz, isteğimiz tüm kurslarımızın kamu kurumlarında açılması. Çünkü kamu kurumları daha güvenli, daha korunaklı ve denetim açısından da bizim açımızdan daha avantajlı yerler. Umarım önümüzdeki süreçte kamu kurumlarında kursları açarız. Evet. Bir önceki sorunuza gelin. Bu kurslar, şimdi kurslarda eğitmenler görev alır. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu bizim bünyemizde çalışan öğretmenler de olabilir. Halk Eğitim Merkezi dışında kurs açma şartlarına haiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu çalışan öğretmenler olabilir. Bazen örneğin Tarım İl Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olabilir. Tarımla ilgili kurslarda onun şartları belli. Peki bunları biz nasıl tespit ediyoruz veya nasıl bir havuzda bir araya getiriyoruz? Onun da Türkiye'deki tüm halk eğitim merkezlerinde bakanlığımızın atama takvimiyle Ağustos ayı içinde başvuruları alıyoruz biz. Evet. Tüm alanlarda. Bu Ağustos ayı içinde aldığımız başvuruları e-yaygın sistemi üzerinden alıyoruz. Kişi, başvurmak isteyen kişi e-devlet şifresiyle başvurusunu yapıyor. Bizim ilgili müdür yardımcısı arkadaşlarımız uygunluk denetimi yapıyor. Onayladıklarını Ağustos'un bitiminde bizler bir komisyon olarak tekrar... Bu ellerindeki belgeye kendi alanlarına göre başvuruyorlar tabii ki, değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle, bu doktorasını yapmış biri de olabilir, yüksek lisansını yapmış biri de olabilir, lisans mezunu, ön lisans mezunu, lise mezunu veya ustalık belgesine sahip biri de olabilir. İşte o kursun belirttiği niteliklere sahip ustalık belgesi, usta öğretçilik belgesi, lisans, ön lisans gibi diplomaları e-yaygın sistemi üzerinden kişisel devlet şifresiyle başvurusunu yapıyor. Bu başvuruda bizim bir müdahil olma durumumuz yok. Yani tamamen hem sorumluluk hem inisiyatif başvuru sahibinde. Arkadaşlarımız onu inceliyorlar. Olumlu veya olumsuz onaylıyorlar. Sonra bizim bir komisyonumuz var. O komisyon da başvuru sonunda, Ağustos ayı sonunda başvuruları inceliyor. Bizim onayladığımız listeleri Sayın Valimizin onayına sunuyoruz. Onaydan sonra da bir sonraki Ağustos'a kadar o onaylanan listelerden biz kurs görevlendirmesi yapıyoruz. Görevlendirmeler, onu da özellikle söyleyeyim, herkes biliyor ama puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Puan da eğitim ve hizmet süresine göre, görev aldığı hizmet süresine göre objektif kriterdir. Evet. Yani Halk Eğitim Merkezi'nin veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olumlu veya olumsuz anlamda puan katkısı yoktur.
Evet. Hani şu arkadaşımız çok güzel çalıştı, 2 puan verelim veya şu eksik çalıştı, bir, öyle bir durum yoktur. Tamamen eğitim durumundan ve çalıştığı süreyle alakalı puan durumuna göre sıralamalar belirlenir. Biz onu da kuruma ait dijital mecralardan ilan ederiz. Herkes puanını, sırasını bilir. Hani çok şükür o anlamda bir sıkıntımız şöyle yok. Herkes adil bir görevlendirme yapıldığını ve evet. bunun hiçbir istisnası olmadığını da en iyi bizim çalışanlarımız bilir. Daha sonra da kurs ihtiyacına göre, başvuru sayısına göre en üst puandan başlamak suretiyle biz kurslarımızı düzenliyoruz. Peki hocam, başvuranlar başlayan hem usta öğreticiler için hem öğrenciler için evet. işte 12 ay boyunca veya 11 ay boyunca sürekli böyle kurs devam ediyor mu, yoksa her kursun belli süresi var mı, bittikten sonra bir daha hemen başlıyor mu, nasıl oluyor kurslar hocam? Şimdi öncelikle eğitim öğretim yılına tabiiz. Bizim de çalışma takvimimiz var. İşte bu Ağustos'ta başvurular bitti, Eylül'de işte bir gözden geçirildi, puanlamalar yapıldı, listeler hazırlandı, işte Mülki İdare Amiri'nin onayı alındı. Hani bu işlem Eylül ortası sonuna doğru bitiyor ve ortalama diyeyim 1 Ekim'den itibaren kurslarımızı açmaya başlıyoruz biz. Şimdi halk eğitim merkezlerinin örgün eğitim gibi rutin bir eğitim yapısı yok. Hani biz işte Eylül'de başladık, 14 Haziran'da bitiririz diye. Öyle bir rutin kurs yapısı yok. Niye yok? Çünkü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde binlerce kurs var. Evet. 4700'e yakın kurs var, açılabilecek kurslar. Bu kurslar süreleri belirli. Yani şöyle söyleyeyim, bizim 4 saatlik kursumuz da var. Evet. Efendim işte 1500 saatlik kursumuz da var. Sadece 4 saat. Sadece 4 saat. Ne hocam, merak ettim. Aile okulu eğitimlerimiz var. Mesela adab-ı muaşeret eğitimi. Örneğin Metin hocam o eğitici eğitimini almıştır. Okulda velilerine veya kriteri karşılayan öğrencilerine ailede işte adab-ı muaşeret eğitimi vermek ister. 4 saatlik bir eğitimdir o. Verdiniz bitti. Evet. Bunun yanında hani örnek vereyim, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında 717 saatlik kurs var. Evet. Veya işte aşçı yardımcılığı 450 saatlik kurs var. 717 saat kaç şey denk geliyor? 120 iş gününe yaklaşık 120 iş günü, yani evet. o da 5-6 ay kadar oluyor. Sürüyor devamlı. Evet, hani kursun mahiyetine göre süresi farklı. Evet. Rutin bir eğitim. Mesela 300 gün olan bitti diyelim. Bir evet. daha hemen başlıyor mu, yoksa? Talebe göre yani. Biz kursları talebe göre açıyoruz. Hani biz, çünkü belki dikkat etmişsinizdir, bazen yapmak isteriz de. Mesela işte bugün 18 Mayıs. Biz işte 20 Mayıs'ta şu eğitimi vereceğiz diye bir duyuru yapmıyoruz. Yani yapamıyoruz. Çünkü bir kursu açabilmemiz için en az 12 kişinin talepte bulunması önce gerekiyor. Önce öğrenci mi talep ediyor? Tabii yani öğrenci mi kursiyer. Diyelim artık, kursiyer, kursiyer diyoruz biz. Önce öğrencimiz. Önce kursiyer talep ediyor. Evet. Sayı 12'ye ulaştıktan sonra bu sefer eğitici siz başvuranlar gibi. Arasında yüksek puanlıya diyorsunuz ki işte ne dikiş nakış 12'yi buldu, sırada evet. sen gelip başlayabilirsin. Bu şekilde kurs başlamış yani oluyor. Başvuru olduğunda o alanda en yüksek puanlı kimse ona kurs açıyoruz. Evet, öyle. Başlıyor. 12'nin peki, altını açamıyoruz. Öyle peki bir... şu olabilir, mesela bir mahallede diyelim, uzak bir mahalle artık, evet. hankendi de mahalle işte evet. atıyorum. İşte Karşıyaka da mahalle, evet. Şahinkaya da mahalle artık. Bir mahallede başvuru oldu. İşte bir tane usta öğretici var orada, belgesi var. Mahalledeki işte bayanları topladı. İşte dikiş nakış kursu açtı. Bitti. Bir daha başladı. Bitti. Bir daha başladı. Öyle bir durum söz konusu ya, olabilir. Durum şöyle yani. Okutabilecekleri farklı modüller oluyor. Yani aynı modülde okuyamıyor değil şimdi mi? Şimdi onu da söyleyeyim. Bizde herhangi bir kursa başvurup kursta başarılı olan kişi o kursu bir daha alamıyor. Başarısız olursa bir kez daha alabiliyor. Hani bu da o istismarların önüne geçmek için, hani yoksa sürekli başarısız olur, aynı kişilerle kurs evet. açılır. Evet. Bir kişi kursa başvurduğunda o kursta başarılı olarak kursu bitirirse o kursu bir daha alamıyor. Başarısız olursa bir kez daha alabiliyor. Hani bizde şahsa kurs değil, öğrenciye veya kursiyere kurs açılır yani. Hani anladım. Çünkü kurs ziyaretlerimizde de özellikle konuşuyoruz vatandaşlarımızla. Hani bu kurs birilerine değil, siz talep ettiniz diye bu kursu açmışız. Evet. Onu da hani muhitinde açmak istiyoruz. Hankendi, Şahinkaya dediniz ya, bakanlığımızın da isteği o. Yani Hankendi'den vatandaşın imkanı varsa, kurumun da imkanı, kalkıp merkeze, belli merkezlere gelmesin, muhitinde kurs açılsın diye. Hani şimdi ben okuma yazmadan bahsedeyim, bir
artık bunun da mesela orayla bağlayacağım. Evet. Gündemimizden çıkmasını istiyoruz. Artık Cumhuriyetimiz 100 yaşını geçti. Okuma yazma bilmeyenin kalmamasını istiyoruz. Evet. Mesela hankendi beldemizde okuma yazma bilmiyorum diye müracaat varsa, biz o okulda uygun yer varsa hankendi açıyoruz o kursu. Hani gelin merkezde biz bu kursu açacağız demiyoruz. İmkan varsa muhitinde açıyoruz. Zaten şöyle söyleyeyim, hani yine programın başında halk eğitim her yerde dediniz. Mesela bizim Çemişgezek feribot iskelemizin olduğu Muratçık köyümüzde kursumuz var bizim. Nere, hangi sınırlar içinde açabiliyorsunuz? Mesela merkeze bağlı her yerde mi yoksa? Merkez sınırları içinde. Belde, köy, merkez sınırları içinde. Evet. Çünkü ilçelerde de halk eğitim merkezleri evet. var. İlçelere, onlar size bağlı. Onlar oradaki ilçe milli eğitime bağlı. Kendi evet, kendi uhdelerinde faaliyetlerini icra ediyorlar. Biz sadece Elazığ merkeze bağlı köy, beldelerde kursları düzenliyoruz. Yani Muratçık'ta da kursumuz var. İşte bizim yurt başında, Yazıkonak'ta, Akçakiraz'da, işte Zenteriç eski adı Değirmenönü köyümüzde, evet. Pelte'de, geçen Körpe'de vardı, Cip'te, Sarıçubuk'ta köy yaşam merkezleri açmışız. Orada da kurslarımız var. Yani vatandaşımızın muhitinde kursa devam etmesi çok kıymetli. Peki hocam, talep yönüne baktığımız zaman en çok talep edilen kurslar hangisi? Mesela şu an son yıllarda bir tekstil anlamında Elazığ'da ciddi bir işte fabrikalar açılmaya başlandı. Ciddi bir istihdam yaratmaya başladı. Evet. Bu anlamda açılan kurslar var mı? Talep neye doğru gidiyor hocam? Şimdi giyim kurslarımız var. Çok sayı olarak da fazla. Ama hani ben buradan vatandaşlarımıza bir çağrı da olsun. Çünkü bazen işimiz gereği organize sanayi bölgesindeki firmalara da, tekstil firmalarına da gidebiliyoruz. Orada ihtiyaç var, çalışana ihtiyaç var. Bizim mezunumuz çok. Mesela evet. yani giyim alanında eğitim almış vatandaşımız çok. Hatta yine İşkur İl Müdürümüzle geçen konuşurken yüzlerce iş ilanı olduğunu, hani ihtiyacı karşılamadığını derken başvuruların karşılamadığını, hani Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde uygun bir eğitimle tekstil alanında belgesini aldıktan sonra organize sanayi bölgesinde çalışma şartları var tüm vatandaşlarımız için. Geniş olarak var. Zaten birçok tekstil firması açıldı. İlimiz artık tekstil kenti olma yolunda ilerliyor. Ya bu da aslında ayrı bir program konusu bence. Evet. Yani burada bir çelişki var hocam. Evet. Mesela talep, herkes iş arıyor. Şu an işsizlik evet. anlamında çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bir işçi talebi var evet. ama oraya talep yönünde bir azlık var. Yani burada ya bence irdelenmeli. Gidenlerin birçoğu da nedense ayrılma durumu söz konusu. Bu ayrı bir program konusu. Hani farklı nedenleri olabilir ama evet. biz halk eğitim merkezi olarak işte bizim çünkü devasa tesisler yapılmış. Hani inisiyatif alan, ilimizde iş olanakları arttırılmış ve tekstil... Kimseyi zan altında, lafınızı kesme, zan altında bırakma olmasın. Yani gidenlerin çalışma şartlarından ciddi anlamda ağır olduğu yani yönde eleştiriler var. Tabii ben bilmediğim için çok fazla... Bir süreç şey olarak değerlendiriyorum evet. bunu çünkü... Ama halk eğitim mesela, hocam şu olabilir miydi? Mesela Ukrayna'dan... Türk kökenli vatandaşlar getirildi, evet. yerleştirildi. Azka Türkleri. Azka Türklerimiz. Mesela bunlara bir eğitim verilip böyle tekstil fabrikalarında değerlendirme gibi bir çalışma olsaydı nasıl olurdu? Şöyle biz Azka Türklerimiz, soydaşlarımızın olduğu yerde de kurslar açtık. Hani Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak biz kurslarımızı açıyoruz. Evet. Katılan vatandaşlarımızdan başarıyla bitirenleri belgelendiriyoruz. Hani bazen de şifayı olarak yönlendiriyoruz yani evet. şeye. Hani takdir vatandaşımızın bunu dediğim gibi ben bir süreç olarak değerlendiriyorum. Çünkü Elazığ'da tekstilin gündeme gelmesi yeni sayılır. Evet. Hani bu süreçle birlikte biz de istiyoruz ki o kalifiye iş gücü eleman ihtiyacına katkıda bulunur. Peki halk eğitimde bu kursu alan bir kişi orada evet. çalışma yetisine sahip oluyor mu hocam bu tekstil fabrikalarında bitiren tabii ki, biri? Tabii ki onlar çalışıyorlar zaten. Tabii ki. Şeyde hocam merak ettim. Mesela Azka Türklerine yönelik böyle iş bulma yönünde verilen kurslar var mı? Yani sizin kursunuzu bitirdikten sonra belli sektörlerde çalışmaya başlayanlar var mı? Şimdi şöyle yani onlar hani farklı statüde olabiliyorlar. Hani o konuda çok ayrıntılı bilgim yok.
Çünkü geçici statüde olabiliyor, farklı statüde bazılar olabiliyor. Bazıları dağıtıldı zaten. Evet, evet, hani ben bilmiyorum ama biz orada da güzellik, saç bakım hizmetleri alanında, bilişim alanında, halıcılık alanında, giyim alanında kurslar açtık biz soydaşlarımızla. Hani çok evet. da memnun kaldılar, çok evet. da güzel işler yaptık orada. Ama ben iş çalışma durumları nedir ben de bilmiyorum ama bilmiyorum tekstil yani. Yönünde değerlendirilebilir bence. Çünkü yani, şu an yabancı bir yerde çalışma imkanları yok. Belki iş anlamında şey olabilir, evet. değerlendirilebilir. Hem onlar için hem ülkemiz için bir evet. katma değer olacaktır. Şimdi kesinlikle. Bakanlığımızın bizim o binlerce kurs çeşidimiz var dedim. O kursların %68'i mesleki kurslar. Evet. Hani bizim değinme sebebimiz bu. Hani sanayiye de veya nitelikli iş gücüne de katkıda bulunmak. Evet. Zaten o kurs çeşitlerinin %68'in mesleki kurs olması aslında bir mesajdır yani. Evet. Biz artık şöyle halk eğitim kursları hani eskiden yaygın inanışıyla işte okuma yazma, dikiş nakış, halk oyunları evet. diye adlı. Ama şimdi artık çocuklarımız konservatuvara halk eğitim kurslarında hazırlanıyorlar. Evet. Müzik kurslarımızda çok da ilerleme kaydettik. Yani nitelikli kurslar, konservatuvara yetişen gençler halk eğitim kurslarına gelip hazırlanıyorlar. Evet, sınavlara yönelik de değil tabii mi? Tabii ki. Hangi sınav mesela onlara da değinelim hocam. Şimdi mesela KPSS kurslarımız var bizim. Üniversite hazırlık kursumuz var. Üniversite hazırlık kursumuz destekleme yetiştirme kursu olarak açıyoruz. O farklı bir alan ama halk eğitim merkezleri kime açıyor bu destekleme yetiştirme üniversite hazırlık kursunu? Okulundan mezun olmuş. Dilediği puanı alamamış, yerleşememiş veya bir daha girmek isteyen gençlerimiz bir sonraki yıl halk eğitimin açtığı kursa katılabiliyor. Üniversite süresi hazırlığı. Ne kadar hocam? Onun süresi ne kadar? Sınava kadar devam ediyor biz, mu? Biz evet Eylül ayında başlıyoruz. Sınav haftasına kadar devam ediyor. Evet. Orada görev alan öğretmenlerimiz de bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan kadrolu öğretmenler. Çok da yetkin öğretmenler, çok da fedakar öğretmenler. Yani çok güzel çalıştık biz çocuklarımızda. Kendi kişisel gayretlerimizle o çocuklarımıza biz kaynak desteği sağlıyoruz, kitap desteği. Yine her hafta deneme sınavları yapıyoruz. Tamamı ücretsizdir. Bu bahsettiğim, program başından beri bahsettiğim kursların, etkinliklerin tamamı ücretsizdir halk eğitimde. Yine KPSS kurslarına hazırlık kursları düzenlemekteyiz. Orada da engelli KPSS, ön lisans KPSS, lisans KPSS olmak üzere 3 tane kurs çeşidimiz var. Talep olması halinde bu kurslarımızı da açıyoruz. Yine bilişim kurslarımız var mesela bizim. Bu özellikle memur olmak isteyen gençlerimiz KPSS'yi kazandıklarında bunlardan bilgisayar işletmenliği sertifikası talep ediliyor. Bizim dönemimizde çok popülerdi. Herkes evet. mutlaka o belgeyi almak için halk eğitime gidiyordu. Şu anki durum da aynı mı? Şu anda zorunluymuş. Öyle mi? Şu an zorunlu. Evet. Yani katılan gençlerimizden o KPSS'yi kazanıp memur olmak isteyen gençlerimizden bilgisayar işletmenliği belgesi isteniyormuş. Yine bu özellikle Adalet Bakanlığı'nda zabıt katipliği gibi sınava girenlerin klavye ile ilgili kurslar düzenlemekteyiz. Evet. Bunun yanında elektrikle ilgili, bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili işte güneş panelleri, kurulum bakım onarımı gibi, elektrik topraklamayla alakalı, emlak danışmanlığı gibi hani sektörün talebine binaen kurslar da planlıyoruz. Demin sorduğunuz soruya geleyim. En çok talep olan kurslar pandemiden sonra gastronomi kurslarına talep çok. Öyle mi? Aşçılık kurslarımıza evet. Çok fazla talep var. Biz hatta aşçılık merkezimizi sabahçı, öğlenci, akşamcı ve hafta sonu olmak üzere bir merkezi 4 defa kullanıyoruz. Çünkü her ortamda aşçılık kursu açamıyoruz. Yine güzellik... Biraz da şeyden kaynaklı olabilir mi hocam? Milli Eğitim bir aşçı alımı yaptı ya, çok evet. ciddi bir alım yaptı ve evet. puanlar çok düşük kaldı. Ondan sonra da bir sanki aşçılığa yönelik talep patlaması oldu gibi. Hatta Metin hocam şuna da şahit olduk. Sadece halk eğitim merkezinden alınan aşçı yardımcılığı belgesiyle kadrolu işe giren vatandaşlarımız evet, oldu. Tabii onun da etkisi çoktur evet. ama genelde vatandaşın böyle gastronomiye ilgili bir merakı var. Hani pandemide de o arttı. Evet. Yine demin dediğim gibi güzellik saç bakım hizmetleriyle alakalı kurslara talep çok. El sanatları kurslarına talepler çok. Hani şöyle çok, şimdi bizim kurslarımız
hobi olarak gelen de var, meslek edinmek için gelen de var. Evet. Yani kurslarımıza katılıp orada edindiği bilgiyle, beceriyle, tecrübeyle para kazanan vatandaşlarımız var. Ailesini geçindiren vatandaşlarımız var artık. Bu da bizim en mutlu olduğumuz alan. Yani bizden edindikleri bilgiyle, tecrübeyle, kazanımla geçimini temin ediyorsa onda da çok mutlu oluyoruz. Peki o kursa katıldı diyelim. O kursta aldığı belgeyle bir iş yeri açabiliyor mu? Veya nerelerde kullanabiliyor belgeleri? Şunu da söyleyeyim. Halk eğitim kurslarının tamamı sertifikalı hocam. Evet. Yani halk eğitim kurslarının tamamının sonunda başarılı olanlara sertifika verilir. Şimdi bazen görevden yükselmeyle alakalı belge talepleri de oluyor kursların sonunda. Ama genelde mesela bizim kurslara katıldıktan sonra belli bir kurs saatine ulaştıktan sonra belli alanlarda daha sonra bu mesleki eğitim merkezlerine o belgeyle müracaat ettikten sonra ustalık belgesi alabiliyorlar. Zaten malumunuz ustalık belgesi aldıktan sonra hani iş yeri açma belgesi yerine de geçiyor. Direkt ustalık belgesinden başvurabiliyor mu yoksa öncesinde bir kurs var mı? Şimdi en az 756 saat bir alanla sınırlı olmak üzere orada kurs alması gerekiyor. Bu tek kurs olabileceği gibi birçok kurs da olabilir. Yıllara yayılmış da olabilir. Orada bir sınır yok. Ona katıldıktan sonra işte o 756 saati geçtikten sonra mesleki eğitim merkezi, bizim eski çıraklık eğitim dediğimiz, oraya giderek o belgeleri ibraz edip eğer uygunsa onlara bir ustalık sınavı için randevu veriliyor ve o şekilde ustalık belgesi alıyorlar. Ustalık belgesi de iş yeri açma belgesi yerine geçiyor. Yani işte halk eğitim merkezlerinin bir özelliği de orada ortaya çıkıyor. Hani istihdama doğrudan katkıda da bulunuyor. Tekstil dedik mesela. Hani bizden gelip giyim alanında uygun eğitimi alıp direkt gidip organize sanayide firmalarda çalışan çok kurs yerimiz var. Onun yanında işte dolaylı olarak mesela ustalık belgesi alıp kendi işini açan olabiliyor. Yine halk eğitim merkezleri zaten doğrudan istihdama da katkı yapıyor. Mesela bizim istihdam ettiğimiz personelin büyük bir çoğunluğu kadrosuz ücretli usta öğretici. Bunlar bir yılda 11 ayı geçmemek üzere çalışan arkadaşlarımız. Hani orada da istihdama direkt katkıda bulunuyoruz. Hocam o belgelerle alakalı ben zaman zaman böyle Avrupa'ya gitme imkanım da oluyor Almanya'ya. Evet. İnanın orada şu an çalışan birçok arkadaşımız zamanında burada gitmeden halk eğitimden belli belgeler almadıkları için çok büyük pişmanlık yaşıyorlar. Evet. Çünkü orada her yapacağın işte bir belgeyle iş yapabiliyorsun. Ve her belge senin için çok ciddi bir getiridir. Çünkü ne kadar kalifiyeli eleman olursan o kadar çok getirisi fazla olan işlerde çalışabiliyorsun. Evet. Ne kadar kalifiyeli iş yaparsan yap, belgen olmadıktan sonra o işte çalışamıyorsun. Doğru orada. Olan da öyle aslında. Yani evet. Her işin bir defa eğitime dayandırılması, belli bir eğitime dayandırılması. Biz onu duyup mutlu oluyoruz. Bazen evet. İşte özellikle Almanya vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu yaşadığı, hani şu belge bana orada lazım diye kursa katılıp belgelerini alıyorlar ve orada da geçerli olduğunu evet. Duymak hani bizim de hoşumuza gidiyor. Hani hoşumuza gitmenin ötesinde bize sorumluluk da yüklüyor aslında. Hani bizim tabii. Belgemizin orada geçerli olması üzerimize düşen sorumluluğu bir kat daha arttırıyor. Çünkü uygun bir eğitimle gitmişse yüzümüze evet. Artacak. Uygun evet. Bir eğitimle gitmemişse farklı sıkıntılara yol açacak ve kurumun güvenirliği konusunda da soru işaretleri atacak. Kesinlikle. Onun için biz eğitim konusunda çok katıyız Metin evet. Hocam. Hani bazen değişik isteklerle bize ulaşanlar belge talebi derken, yani bu çok masumane, mesela şimdi evlat edinmek için ilkokul diploması şartı var. Ama işte hanımefendiler alamamışlar ve hayatlarının bir döneminde bir evlat edinmek ya. İstiyorlar. Evet. O belge yoksa alamıyorlar. Geliyorlar halk eğitimden. Bu şekilde hani bizim kurs verdiğimiz belgesini alan, daha sonra işte bir evladı aileye, bir aileyi evlada kavuşturan böyle güzel şeylere de vesile oluyoruz. Evet. Bunun yanında mesleki anlamda da hani talepler oluyor. Ama biz onlara şunu söylüyoruz. Hepinize yardımcı olacağız. Çok yardımcı olacağız ama öğrenmeden o belgeyi alamayacaksınız. Evet, onu özellikle söylüyoruz. Hocam son zamanlarda ben programın başına da söyledim. Böyle basında özellikle çok açılıştan açılışa sanki koşuyorsunuz. Evet. Artık sezon bitmeye doğru mu sizin kurslarınız açısından? Çünkü kurslardaki ürünler artık sergilenmeye başladı. Artık kurslardaki ürünlerle alakalı belli çalışmaların sonuna gelinmiş gibi. Durum nedir ve hangi kurslara, açılışlara katıldınız? Neler yapıldı hocam? Ya şöyle söyleyeyim. Hani
aslında onlar bazen kurum tanıtımının bir parçası oluyor. Evet. Çünkü bence iyi de oluyor hocam. Bir yerde bir çalışma varsa bunu tanıtılmalı, yapılmalı, bilinmeli hocam. Kesinlikle. Yani ben lafınızı kesiyorum hocam. Estağfurullah. Ya ben çalıştım ama yani çok da bilinsin kardeşim. Evet. Çalışan bilinsin ki diğeri de çalışsın. Yani ben bu noktada kesinlikle böyle düşünüyorum hocam. Katılıyorum. Hani kurum tanıtımı bir parçası şöyle. Bizim tespitimiz ilimizde vatandaşımızın bir kesimi halk eğitimin tüm faaliyetlerinden haberdar. Evet. Bir kesimi de çok haberdar değil. Hani o haberdar olmayan kesimi de bazen işte bugün olduğu gibi sizler vasıtasıyla duyuruyoruz. Bazen belediyemizin billboardlarını kullanıyoruz. Bazen işte radyoda, bazen farklı mecra, bazen de işte sergilerde vatandaşımıza ürünlerimizi göstermek istiyoruz. Yani o bir reklam olmanın ötesinde hani Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çok büyük bir organizasyon. Orada neler yapıldığı, vatandaşın hangi işlerle iştigal ettiği ve o işlerin sonucunun, çıktısının ne olduğunu görüyorlar ve çok da takdir ediyorlar, onu söyleyeyim. Hani bizim aslında faaliyetlerimiz yıl boyu devam ediyor. Yani hani illa sergi olması gerekmiyor. Mesela bizim Halk Eğitim Merkezi'nin eğitim faaliyetlerinin yanında hani bir de Elazığlıyız. Bir Harput kültürünü tanıtma gibi bir sorumluluğumuz var. Kadim bir kültür, Harput kültürü. Hani borcumuz var, ilimize borcumuz var, Harput'umuza borcumuz var. Bu nedir? Gastronomimizi yaşatmak zorundayız. İşte gelenek göreneğimizi yaşatmak zorundayız. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı yaşatmak zorundayız. Halk oyunlarımızı, seyirlik oyunlarımızı yaşatmak zorundayız. Şimdi özellikle pandemi döneminde bizim örneğin halk oyunları akamete uğradı. Şimdi temaslı etkinliklerin azalması, kursların kapanmasıyla yeni yeni toparlıyoruz diyebilirim. Mesela bu yıl 30'un üstünde kurs açtık özellikle okullarımızda. Hani sizler de görüyorsunuz, duyuyorsunuz, şahit oluyorsunuzdur. Artık işte ulusal yarışmalarda, bölgesel yarışmalarda Elazığ ekipleri artık dereceler almaya başladılar. Güzel neticeler almaya başladılar. Ve her etkinliğin olduğu yerde de halk eğitimin o ekipleri, hani siz onu farklı isimlerle duyarsınız. Şöyle ki Feyzi Çakmak İlkokulu olarak duyarsınız. Hepsi bizim evlatlarımız, çocuklarımız. Evet. İşte Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi olarak duyarsınız. Mehmet Akif Anadolu Lisesi olarak duyarsınız. Ama onlar hepsi Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nin kursiyerleridir. Bir televizyoncu olarak kamera arkasında halk eğitim var diye. Ya öyle hani mi? Şey için söylemiyorum. Hani hepsi bizim okullarda bizim, halk evet. eğitimde bizim. Hani o konuda bir ayrım yapmak için söylemiyorum ama hani bunu görmek, görünürlüğünün artması bizim hoşumuza gidiyor. Bunun yanında mesela okullarda yürüttüğümüz projeler var bizim. İşte geçen hafta Necip Güngör Kısaparmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü Bir Hobim Olsun projesi vardı. Orada amaç bu özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi, yavrularımızı sosyal medyanın, internetin olumsuz etkilerinden olabildiğince uzaklaştırmak, onlara bir hobi kazandırmak, bir beceri kazandırmak anlamda çalışmalar yaptık. Okuldaki işte orada planlamaya bağlı olarak biz orada etkinlikler düzenledik. Sonra öğrencilerle müzik etkinlikleri yaptık. Hani koro çalışması çıktı. Baktık güzel gidiyor. Niye bir konserini yapmayalım dedik. İşte geçen hafta Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde o çocuklarımız konser verdiler. Hani evet. o şekilde çıktıları oluyor. İşte diğer okul halk oyunları yarışmasıyla, diğer okul işte bir tiyatro yarışmasıyla halk eğitim bünyesindeki, bir diğer okul akıl ve zeka oyunları çalışmasıyla etkinliğini gösteriyor. Diğer kurumlarla da var. Mesela geçen hafta bir AVM'de biz çok güzel bir Çin'i sergisi açtık. Güzel de bir tesadüf oldu. İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz de ilimizdeydi. Evet. Sergimize de katıldı. Bizi onurlandırdılar o konuda. Yani çok güzel bir çalışma oldu. Yine geçen hafta açılışını yaptığımız Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki kursların sergisi çarşambaya kadar devam edecek. Evet. İşte iki gün önce Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde bizim Halk Eğitim Merkezi'ndeki müzik eğitmenlerimizin çok güzel bir konseri vardı. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Evet. Zamanımız varsa ben... Arkadaşım işaret ediyor tamam. Programı bitirelim diye. Kısaysa evet. alalım hocam. Şöyle Haziran ilk haftası tüm Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası. Biz Haziran, 3 Haziran Pazartesi ile başlayan günde Ahmet Efik Ozan Fuar Merkezi'nde 3000 metrekarede halk eğitim fuarı açacağız. Evet. Yine o günün akşamında Atatürk Kültür Merkezi'nde, üniversitemizde Türk müziği konseri, sonraki günlerde hafta boyunca etkinliklerimiz
devam edecek. Ben şimdiden bütün vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın da devamını diliyorum hocam. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.